Değerli arkadaşlar merhabalar. İngilizcede cümle kurmayla alakalı derslerimiz devam etmektedir. Bu bölümde de ilk bölümde yaptığımız gibi to be fiiliyle başlayacağız ve ardından da simple present tense ve present continuous tense ile alakalı cümleler kurarak İngilizcede yer alan tüm öğeleri bu cümlelerimize entegre edeceğiz. Hadi bakalım to be fiiliyle başlayabiliriz. Babam çok istekli. Kısa, öz bir cümleyle to be fiilini burada gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Kim istekli? İlk olarak bu soruyu soruyoruz. Neden? Çünkü İngilizcede cümle yazarken ilk olarak öznemizi bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Kim istekli? Babam istekli. Kim? Babam. Bakın arkadaşlar, kim sorusunu sordum cümlemde aldığım yanıt babam. Yani babam benim my father öznemdir arkadaşlar. O yüzden cümleme my father'la başlıyorum. Daha sonra da to be fiilini öznemize göre çekimlememiz gerekmektedir. Burada to be fiili nasıl çekimleniyor arkadaşlar? Özneye göre emizar şeklinde. Peki burada my father hangi subject pronoun yani özne grubuna girmektedir? İngilizce'de he erkekler için kullandığımız öznedir arkadaşlar. Bundan dolayı da he she it de is kullandığımız için my father is olacaktır. Ve ardından da çok istekli şeklinde ifademizi koyup noktamızı koyuyoruz. Çok anlamında veriyi kullanalım. İstekli anlamında da eager kullanarak noktamızı koyalım. My father is very eager. Babam çok istekli. Şimdi bu cümlemize teker teker cümlenin öğelerini ekleyerek tam bir cümle haline getirelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Babam dışarıda çok istekli. Bakın burada artı bir tane cümlenin öğesi cümleye girmiştir arkadaşlar. Dışarıda, nerede, dışarıda. Bakın nerede sorusunu sordum ve aldığım yanıt cümlede yer zarfıdır arkadaşlar. Şimdi cümlemi aynen yazıyorum. My father is very eager. Cümlemin sonunda da dışarıda anlamında outside yer zarfını koyarak noktamı koyuyorum arkadaşlar. My father is very eager outside. Babam dışarıda çok istekli. Şimdi dışarıdan başka burada cümlenin öğelerini tabii ki de artırabiliriz arkadaşlar. Bu yer zarfıdır. Zaman zarfını, tarz zarfı ve daha farklı öğeleri de cümlemize rahatlıkla ekleyebiliriz. Şimdi sıradaki öğemiz bugün. Bugün cümledeki ne zaman sorusunun cevabıdır arkadaşlar. Peki ne zaman dediğim zaman bakın aklınıza da gelebilir rahatlıkla. Bu bir zaman zarfıdır arkadaşlar. Ve cümlede hangi şekilde konumlandırılabilir? Hadi bakalım hep birlikte bunu öğrenelim. Az önceki cümlemi aynen yazıyorum. Dışarıda ile birlikte ama outside de koyarak. My father is very eager outside. Bakın hiç bozmuyorum arkadaşlar dizimi ve cümlemin en sonuna zaman zarfı varsa zaman zarfını koyarak cümlemizi noktalıyoruz. Bugün dediğimiz zamanda today ifadesini zaman zarfını koyup noktamızı koyuyoruz. My father is very eager outside today. Babam bugün dışarıda çok istekli. Bu şekilde de hem yer zarfını hem zaman zarfını to be fiilimizle burada cümle kurarak gerçekleştirdik arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bakalım babam bugün dışarıda ilginç bir şekilde çok istekli. Bakın ilginç bir şekilde burada ilk bölümde sizlere açıklamıştım arkadaşlar. Bu tür zarflara da biz tarz zarf diyoruz. Tarz zarf peki hem yer zarfı hem zaman zarfı olduğu zaman cümle içerisinde nasıl konumlandırılıyor? Şimdi bunu hep birlikte öğrenelim. Cümlemizi aynen yazıyoruz. Ta ki ilginç bir şekilde ifadesini interestingly kullanalım. Interestingly bu cümle diziminde yerleştirilecek yere kadar bu cümlemizi şimdi yazalım arkadaşlar. My father is very eager. Babam çok istekli. Şimdi buradan sonra sevgili arkadaşlar, yer zarfından ve zaman zarfından önce mutlaka tarz zarfımızı koymamız gerekmektedir. Yani eager'dan sonra burada interestingly ifadesini koyarak bundan sonra yer zarfını ve sonra da zaman zarfını koyarak cümlemizi noktalıyoruz outside ve today bugün anlamında zaman zarfını koyup noktamızı koyuyoruz. My father is very eager interestingly outside today. Babam bugün dış Böylelikle de tarz zarfımızda bu cümle içerisine Böylelikle de tarz zarfımızda bu cümle içerisine yerleştirebiliriz arkadaşlar. Şimdi zamanımızı değiştirip simple present tense'e başlayabiliriz. Köpeğim yemek yer. Rutin bir eylem olduğu için de genellikle geniş zaman olarak bu cümlemizin zamanını gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Köpeğim yemek yer. Şimdi ilk olarak ne yapıyoruz? İngilizce cümle yazarken öznemizi buluyoruz ve ardından da fiilimiz yani yüklemimizi buluyoruz. Yemek yer. Bu bizim yüksek ihtimalle yüklemimiz olacaktır arkadaşlar. Yemek yer. Kim yemek yer ya da ne yemek yer? Kim ve ne sorularını sorduğumuz zaman cümlede aldığımız yanıt bizim öznemizdir arkadaşlar. Köpeğim my dog. Köpeğim. Şimdi bundan sonra yemek yer anlamında eat fiilini kullanalım arkadaşlar ama eat fiili Burada tabii ki direkt olarak gelmeyecek. S takısı alarak mutlaka gelmesi gerekmektedir. Neden S takısı getirdim burada? Simple present tense'in en önemli özelliklerinden bir tanesidir arkadaşlar. He, she, it subject pronoun grubuna giren özneler için fiilimiz, ana fiilimiz yani yüklemimiz S takısı alarak gelir. My dog burada it subject pronoun grubuna girdiği için de şu şekilde yazalım. Bundan dolayı da he, she, it subject pronounlar s takısı aldığı için fiilinde my dog da eats olur arkadaşlar. Şimdi bu cümlemizi cümlenin öğelerini teker teker işleyerek, entegre ederek cümlemizi genişletebiliriz. Köpeğim evde yemek yer. Bakın burada artı bir cümlenin öğesini ekledim. Evde. Köpeğim nerede yemek yer? Evde. Nerede sorusunu sordum ve aldım yanıtımı. Dolaylı tümleştir. Yani bir yer zarfıdır. Şimdi cümlemi aynı şekilde yazıyorum. My dog eats. Köpeğim yemek yer. Evde. Klasikleşen. Genellikle kullandığımız bir ifadedir arkadaşlar. Evde. At home. Home burada. Preposition olarak da et alır arkadaşlar. My dog eats At home. Köpeğim evde yemek yer. Şimdi devam edelim. Şimdiki cümlemize de artı bir tane daha cümlenin öğesini ekledik arkadaşlar. Her gün ne zaman sorusunun cevabıdır. Ve bir zaman zarfıdır arkadaşlar. Zaman zarfı varsa cümlenin en sonunda yer alması gerekmektedir. Şimdi az önceki yazdığım cümlemi tekrardan yazıyorum. Ve ardından da her gün dediğimiz everyday Zaman zarfını da cümlenin en sonuna yazarak noktamızı koyuyoruz. My dog eats at home every day. Yazdım ve noktamı koydum. My dog eats at home every day. Köpeğim her gün evde yemek yer. Zaman zarfını da koyduktan sonra cümlenin öğelerini eklemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Köpeğim her gün evde kemik yer. Bakın buradaki cümlenin öğesini gördünüz mü arkadaşlar? Kemik artı bir cümlenin öğesidir ve bu bir nesnedir arkadaşlar. Köpeğim her gün evde ne yer? Bu şekilde aldığımız yanıt da bizim nesnemizdir arkadaşlar. Şimdi nesnemizi hem zaman zarfı hem yer zarfı varken nerede konumlandıracağız? Hadi bakalım. Şimdi hep birlikte görelim. My dog eats Burada durdum arkadaşlar. Çünkü İngilizce'de cümle kurmak için mutlaka şu kuralı bilmemiz gerekmektedir. S -v o. genellikle tabii ki siz de duymuşsunuzdur arkadaşlar. S ne demektir? Subject demektir. Yani özne demektir. V ne demektir? Verb demektir. Yani yüklem demektir arkadaşlar. Bakın sadece buradaki ifadem S ve O. Ve ardından da burada O temsilende object yani nesnedir arkadaşlar. İngilizce'de basit cümle kurmak istiyorsanız bu dizime çok özenli bir şekilde yaklaşmanız gerekmektedir. S O'yu hemen burada tanımlayalım arkadaşlar. Burada sadece my dog S. It ise fiilimizdir. Yani V'dir arkadaşlar. Şimdi burada O'yu da tanımladıktan sonra devam edebiliriz. Yani bon. Objekti nesneydi burada tanımladım arkadaşlar. Bunu siliyorum. My dog eats bone. Bu İngilizce'de basit cümle kurmak için yapılan bir dizimdir arkadaşlar. SVO'dur. Özne, yüklem, nesnedir. Ve İngilizce'de cümleler genellikle bu dizim üzerine kurulur arkadaşlar. Şimdi cümlenin öğelerini bu cümleye eklemeye devam edelim. My dog eats on. Evde. At home. Ve ardından da zaman zarfımız cümlenin en sonuna gelir. Every day ve nokta konular arkadaşlar. My dog eats bone at home every day. Köpeğim her gün evde kemik yer. Şimdi şunu da sorabilirsiniz arkadaşlar. Peki bu cümleye tarz zarfını da ekleyebilir miyiz? Az önceki cümlemizi eklemiştik. Tar zarfını da eklediğimiz zaman belki karmaşık bir cümle olarak ilk başta algılayabilirsiniz arkadaşlar ama nerede, hangi öğeyi kullanacağınızı bilirseniz çok rahat bir şekilde kendi cümlelerinizi de yazabilirsiniz. Şimdi tarz zarfımızda hadi bakalım bu cümle içerisinde bir tane konumlandıralım. Köpeğim her gün evde istekli bir şekilde kemik yer. İstekli bir şekilde. Burada yüklemimizi niteledik arkadaşlar. Destekledik. Bu zarfımıza da tarz zarf Olarak adlandırabiliriz. Şimdi az önceki cümlemi tekrardan yazıyorum. Ta ki tarz zarfın konumuna gelinceye kadar. My dog eats bone. SVO'yu tanımladım arkadaşlar. Şimdi SVO'dan sonra mutlaka tarz zarfımızı getirmemiz gerekmektedir. Yani nesne ile yer zarfı arasına tar zarfımız gelir arkadaşlar. İstekli bir şekilde. Az önce istekli anlamında eager'ı kullanmıştık. Eagerly kullanalım mı? Sonuna l'ye geldiği zaman da zarf yapabiliriz arkadaşlar sıfatımızı. Eagerly. My dog eats bone eagerly. Köpeğim kemiği istekli bir şekilde yer. Şimdi ne kaldı arkadaşlar? Her gün ve evde ifadeleri kaldı. Evde ifadesi dolaylı tümlecimiz yani bizim yer zarfımız at home yazdım. Son ifademiz son zarfımızda her gün ifadesi. Bu da bizim zaman zarfımızdır ve cümlenin en sonuna yazılır ve nokta konulur. Her gün every day ve nokta. My dog eats bone eagerly at home every day. Köpeğim her gün evde istekli bir şekilde kemik yer. Simple present tense ile de bütün cümlenin öğelerini bir cümle içerisinde bu şekilde toplayabiliriz arkadaşlar. Şimdi diğer zamanımıza geçelim mi? Present continuous tense. Şimdiki zaman. Patron konuşuyor. Patron konuşuyor. Şimdi kim konuşuyor arkadaşlar? Kim dediğimiz için de öznemizi bulduk mu? Patron. The boss. Bas. Patron konuşuyor. Şimdi present continuous tense ile ilgili yapacağız arkadaşlar. Bu zamanımızı nasıl olacak bu peki? Yardımcı fiil ve artı verb ing şeklinde. Yardımcı fiilimizde neye göre şekilleniyor arkadaşlar? Tabii ki öznemizin durumuna göre. Burada he, she, it subject pronoun grubunda olduğu için de bas. He olabilir, she olabilir arkadaşlar. Bundan dolayı da yardımcı fiilimiz is olacaktır. The boss is talking. Talking. Patron konuşuyor. Talk fiilini kullandım ve fiilime ing takısı ekledim arkadaşlar. Şimdiki zamanın olmazsa olmaz kuralıdır. Şimdi bu cümlemize teker teker cümlenin öğelerini eklemeye başlayabiliriz. The boss is talking. Haydi bakalım. Patron toplantıda konuşuyor. Artı bir tane cümlenin öğesi bu cümlede geldi arkadaşlar. Nerede? Toplantıda. Yer zarfı. Hadi bakalım hep birlikte yazıyoruz. The boss is talking toplantıda. At the meeting'i kullanalım. At the meeting. Toplantıda. D'de anlamında burada bulunma eki olarak da preposition anlamında meeting de burada et alır arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. The boss is talking at the meeting. Yani patron toplantıda konuşuyor. Şimdi cümlenin öğelerini eklemeye devam edelim. Patron şimdi toplantıda konuşuyor. Şimdi anlamında ne zaman şimdi ne zaman şimdi ne zaman sorusunu sordum ve cevabımı aldım arkadaşlar. Şimdi konuşuyor. Yani now. Yani bu bir zaman zarfıdır ve zaman zarfı da cümlenin en sonunda yer alır arkadaşlar. Cümlemi aynen yazıyorum. The boss is talking at the meeting now. Şimdi konuşuyor. The boss is talking at the meeting now. Patron şimdi toplantıda konuşuyor. Şimdi cümle öğelerini eklemeye devam ediyoruz. Patron şimdi toplantıda ciddi şekilde konuşuyor. Bakın burada gördüğümüz ifadede bizim tarz zarfımız olabilir mi arkadaşlar? Ciddi şekilde. Yüklemimizi tamamen destekliyor ve biz de buna tarz zarf diyoruz arkadaşlar. Şimdi Aynı ifademi yazıyorum. Az önceki yazdığım cümlemi yazıyorum. Ama ciddi şekilde ifadesine gelene kadar. Ciddi şekilde de seriously olarak verebiliriz arkadaşlar. The bus is talking. Burada bekliyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü fiilimden sonra mutlaka tarz zarfımızı koymamız gerekmektedir. Ama nesne yoksa. Nesne varsa tabii ki hemen talking'den sonra nesnemizi koyup Ardından tar zarfımızı getiriyoruz arkadaşlar. Burada nesne olmadığı için talking'den sonra hemen burada seriously getirebiliriz. Seriously. Ciddi şekilde konuşuyor. Nerede? At the meeting. Meeting. Yer zarfımı koydum ve cümlenin en sonuna da şimdi anlamında zaman zarfımızı koyuyoruz arkadaşlar. Ve Cümlemizi noktalıyoruz. Now, the boss is talking seriously at the meeting now. Patron şimdi toplantıda ciddi şekilde konuşuyor. Tarz zarfını da bu cümleye ekledik arkadaşlar. Şimdi son olarak ne ekleyelim? Nesne ekleyelim. Bakın nesne var, tarz zarf var, zaman zarfı var, yer zarfı var. Hadi bakalım şimdi bu öğeleri bir bir yazalım. Patron şimdi toplantıda sorunları ciddi şekilde konuşuyor. Sorunlar bizim nesnemizdir arkadaşlar. Patron ne konuşuyor? Sorunları konuşuyor. Ne hakkında konuşuyor? Sorunlar hakkında konuşuyor. Hadi şimdi cümlemizi yazmaya başlayabiliriz. The boss is talking. Burada talking'den sonra about'u da koyabiliriz arkadaşlar çünkü bir şey hakkında mutlaka konuşulması gerekiyor talking about Burada about edatını da mutlaka koyalım arkadaşlar. The boss is talking about hemen yüklemden sonra nesnemizi yazıyoruz. Sorunları problems The Boss is talking about problems. Patron sorunları konuşuyor. Şimdi bundan sonra ne getireceğiz arkadaşlar? Ciddi şekilde anlamında tar zarfımızı getireceğiz. Bakın nesnemizi yazdım. Nesneden sonra tar zarf gelir. Ciddi şekilde seriously. Seriously ciddi şekilde problemleri, sorunları konuşuyor. Ne kaldı arkadaşlar? At the meeting now kaldı. at the meeting now. The boss is talking about problems seriously at the meeting now. Bu şekilde de hem burada nesnemizi son olarak yerleştirdik arkadaşlar cümlemize hem de burada zaman zarfımızı, yer zarfımızı, tarz zarfımızı ile birlikte bir cümle içerisinde topladık ve konumlandırdık arkadaşlar. Bu bölümümüzün de sonuna geldik. Diğer bölümlerimizde tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.